Herkese merhaba. Bugün farklı bir konumuz var. Berna Hanım bir feri pilotu. Feri pilotu ne demek? Bir uçağa, işte uçuş okuluna, kullanıcısına kimse fabrikadan veya teslim edildiği yerden o pilot olarak onu alıp tek başına veya iki pilotla birlikte o uzun yolu kat edip getirmek. Bu aynı zamanda normalde kısa mesafeli yapılan uçuşların dışında bazen ek yakıt tanklarıyla saatlerce süren bir uçuş anlamına geliyor. En son yeni bir uçak getirdi. O uçuşu da beraber konuşacağız. Ve öncelikle Berna Demirbile'yi bir tanıyalım bakalım. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş buldum, merhaba. Berna Demirbilek ben. 23 yaşındayım. Atılım Üniversitesi Pilotaj tam burslu mezunuyum. CPLA lisansım var. Aktif uçucuyum, 4 senedir uçuyorum. Bu şekilde. Şimdi öncelikle şey soracağım, tabii ki bu işte üniversitelerin pilotaj bölümleri, uçuş okullarını bitiren birçok arkadaşımız şu an iş arıyor. Niye? Çünkü evet. Koronavirüs salgını nedeniyle havayolu sektörü gerçekten tarihinin en kötü günlerini yaşıyor. Siz bir havayoluna girmektense farklı pilotajın farklı bir yönüne doğru yöneldiniz. Nedir acaba bu? Evet. Yani tabii ki de ben de herkes gibi CPL'imi aldıktan sonra havayolu süreci düşünüyordum klasik olarak. Ama korona birazcık sağ olsun mu diyeyim, ne diyeyim. Korona sayesinde genel havacılığa yöneldim. Gayet de güzel oldu benim için. Yani piramidin basamaklarını teker teker çıkıyormuşum gibi oldu. Yani dolu dolu öğrenerek, görerek her şeyi, havacılığın her alanını görerek yavaş yavaş tırmanmayı düşünüyorum. Genel havacılık, sportif havacılık aslında evet. Havacılığın temeli ama çok önemli bir tecrübe. Sonuçta uçak yerden kesildikten sonra işte bu bir Boeing 737 olmuş veya tek motorlu bir uçak olmuş önemli değil. Aynı prosedürlere, aynı hukuksal zemine taşınarak uçuyor. Peki yaptığınız feri pilotluğuna, teslimat pilotluğuna dönelim. Bu işe nasıl girdiniz? Bu işin özel bir eğitimi var mı? Evet, feri pilotluğunun bir eğitimi yok. Yani kağıt üstünde bir eğitimi yok. Ben de Oben Oltayran hocam sayesinde başladım. Kendisi Türkiye'de tanınan, yani en çok bilinen feri pilotudur. Onunla beraber iki uçuş yaptık. Birer tane uçak getirdik. Almanya'dan yine Akila getirdik. Bana prosedürleri gösterdi. Neyin nerede yapılması gerektiğini, uçağın Schengen çıkışına, bizim kendi pasaport çıkışlarımızı nasıl yapmamız gerektiğini, prosedürleri gösterdi. Uçuş aşamasında ATC kurallarını, neye nasıl dikkat etmemiz gerektiğini, Türkiye'den neler farklıdır uçuş aşamasında bunlardan bahsetti. Yani bu şekilde bir eğitimim oldu benim. Aslında bu tabii normal pilotluğunuzu yapıyorsunuz. Bir uçağa evet. Belki daha uzun mesafe, 1-2 saat uçacağınıza, 4-5 saat artık uçağınızın özelliği neyse o kadar gidiyorsunuz evet. Ama enteresan olan farklı farklı hayatınızda belki görmediğiniz meydanlara iniş yapıyorsunuz. Evet. Bir yandan da Almanya'dan getirdiğiniz uçağa Bursa arası ne kadar bir mesafe? Çok ciddi bir meteoroloji çalışması yapmanız evet. Lazım. Hava uygun mu değil mi? Çünkü bu uçaklar sonuçta IFR uçuşlar için çok elverişli. Yani çok fazla bulut içi veya buzlanma şartlarına girmemesi gerekiyor. Evet, kesinlikle. Yaklaşık 1000 millik bir mesafe Almanya'dan Bursa'ya. Onun haricinde uçak zaten IFR sertifiye değil. De-icing, icing ekipmanları da yok. Ekipmanları da yok yani. Tamamen görerek şartlarda uçmamız gerekiyor bu uçaklarla. Sadece karbüratör it, kabin it var yani bu kadar. Yani evet, meteorolojiyi iyi takip etmek gerekiyor ama tamamen böyle bulutsuz, tertemiz bir havada hiçbir zaman olmuyor yani. Sonuçta 1000 millik bir mesafeden bahsediyoruz. Bazen şansımız yaver gidiyor. İstediğimiz gibi oluyor. Beklediğimiz gibi oluyor hava. Bazen tam tersi divert edebiliyoruz ki iki kere de divert ettik Oben hocayla beraberken yani. Ama bu sorun olmuyor zaten. ATC de sizi anlıyor. Durumu değerlendirebileceğinizi de biliyor. Sonuçta havada olan sizsiniz. İnmeyi tercih ediyorsunuz. İnebilirsiniz. Ben şimdi son uçuşunuza dönmek istiyorum. Son uçuşunuzu yaparken
İki defa Oben Hoca ile geldiniz buraya. Prosedürleri öğrendiniz. İşte gümrükleme işlemleri, yabancı meydanlar, yakıt alma ve son uçuşunuza gelelim. Bu uçağı nereden teslim aldınız ve kaç uçuş saati sonrasında bu uçağı Bursa'ya getirdiniz? Evet, bu uçağı Almanya Berlin'den teslim aldım. EDAS, Schönhagen Airport, Golf Airspace olan bir havalimanı. Küçük tamamen. Herkes kendi uçaklarını alıyor. Hobi olarak uçuyor. Günde bir iki saat motorlarıyla geliyorlar. Tamamen hobi amaçlı tasarlanan bir havalimanı. Devlete ait, belediyeye ait. Almanya'dan çıktım. Daha sonra bir 3,5 saatlik uçuştan sonra Maribor'a indim. Orada Schengen çıkışını yaptım. Uçağın çıkışları var. Onları hallettim. Yakıtımı aldım. 2 saat daha uçtuktan sonra Belgrad'a devam ettim. Belgrad'da da indiğimde yakıtımı aldım aynı şekilde. Bir gün yatı verdim kendime. Yani toplam 5,5 saat uçtum o gün. Daha sonra da direkt Bursa'yı planlıyordum aslında. Ama uçağın endurance'ı 5 saat. Yaklaşık 5 saat. Çorlu'ya inerim diye düşünüyordum. Yakıt almak için illa. Çünkü rota tamamen dümdüz değil sonuçta. Direct to değil. Yine bir waypointleri takip etmemiz gerekiyor. Bir de ülke sınırlarından çıkış yapmamız gerekiyor. Öyle direct to devam edilemiyor. Bir şekilde yani yakıt yetersiz kalıyor. Çorlu'ya indim daha sonra. Bir 4 saat uçuş oldu. İkinci günün ilk bacağında da. Daha sonra bir saat daha uçup Bursa'ya uçağı teslim ettim. Gerçekten güzel bir uçuş olmuş. Yaklaşık herhalde bir 10 saat kadar bir uçuş evet. Gerçekleştirdiniz. Peki önümüzdeki dönemde bu uçuşlar devam edecek mi? Evet, yani normalde feri pilotluk devamlı bir iş değildir. Ama benimki şu an devamlı oluyor. Neden? Akila Almanya'dan Türkiye'ye gelecek. Daha yaklaşık 11 tane uçak var. Yani benimki seriymiş gibi oldu. Yaklaşık önümüzdeki bir yıllık süreçte 8-10 tane uçak gelecek. Bunların da hepsini herhalde ben getireceğim yalnız başıma. Ama normalde ne oluyor? Diyorlar ki İtalya'da atıyorum Teknam gelecek. Bir tane gelecek. Ondan sonra Fransa'dan işte bilmem ne gelecek. Avusturya'dan Diamond gelecek mesela. O şekilde. Öyle devamlı 10 tane 20 tane paket şeklinde olmuyor. Akila derken tabii bu uçak üreticisinin aslında sahibi Bursa merkezli bir holding. Almanya'da üretiliyor ama en azından bayrağımızın olduğu bir uçak denebilir. Evet. Biraz bize bu uçağı anlatabilir misiniz? Nasıl beğendiniz? Siz daha önceden uçtunuz mu bu uçakla? Ben bu uçakla bu feri işi kararlaştırıldığında uçmaya başladım. Almanya'da bir 10 saat sigortadan dolayı uçuşum olması gerekiyordu. Almanya'da uçtum o 10 saati de eğitimimi orada almış oldum yani. Uçakta tamamen eğitim amaçlı tasarlanmış bu uçak zaten. Glass cockpit çok temiz böyle karışık her yerinde bin bir çeşit tuşu olmayan bir uçak. 750 kilo maksimum ağırlığı. Cruise hızı 100 knot civarı. Normal uçakları eğitim uçaklarına göre bir tık daha hızlı. Ben mesela eğitim Diamond'da aldım. Diamond 20'de. Cruise hızı 90 knot'tı. Maksimum take-off'u 900 kilo civarı olması gerekiyor. Bu hem daha hafif hem daha hızlı. Bir tık endurance'ı az Diamond'a göre. Çok benzetmiştim Diamond'la ilk başladığımda. Yani sizin uçak hoşunuza gitti. Umarım evet, burada getirdiğiniz uçaklarda uçuş okulu olarak yeni öğrenciler yetiştirir. Onlara yeni kariyer imkanları sağlar. Galiba grubunda Bursa'da bu uçakları üretmek ilerisi için bazı planları evet. da var. Umarım bunlar gerçekleşir ve siz de Bursa'dan alır bu uçakları dünyanın farklı farklı yerlerine götürürsünüz. Evet. Şimdi tabii Türkiye'de pilotluk deyince ya askeri pilotluk F-16 pilotları geliyor ya da hava yolunda Boeing Airbus hı-hı. kullananlar. Ben biraz genel havacılıkla ilgili konuşmak istiyorum sizle. Ülkemizde ne yazık ki genel havacılık hava yolları veya hava kuvvetleri kadar gelişmiş değil. Evet. Siz burada kariyerinizi devam ettirmek istiyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz genel havacılıkla ilgili? Evet, şu an benim önümde 5 yıllık bir plan var kendim için. Tamamen genel havacılık üstüne yoğunlaşmak istiyorum. İlk aşamada uçuş öğretmenliği yetkisi alacağım planlarım aşamasında. Daha sonra deniz uçağı reytingi alacağım. İlk aşamada bunlar var. Daha sonra paraşüt atlayışı da yapmak istiyorum. Mesela Maribor bacağında, Almanya Maribor bacağında Alpleri geçerken yaklaşık 2 mil açımda paraşütle atlıyorlardı. Daha sonra biraz daha ilerledim. Altımda bir tane glider, planör
planör. Altında orbite girmişti mesela. Bunların hepsini denemek istiyorum. Orada görünce böyle insanın iştahı açılıyor. Neler neler varmış diyorsunuz. Böyle bunlar yapabiliyorsa niye biz de yapamayalım diyorsunuz. Çok güzel yani. Ufkum açılıyor her gittiğimde. Maribor'a indim. Piste aldı beni ATC. Yan tarafta Çin pistten mesela Tall Plane'le planör çekiyordu bir uçak. 2 dakika sonra beni kaldırdı. O şekilde yani. Umarız ülkemiz de bir gün sportif havacılık, genel havacılık olarak bu seviyelere yükselir. Çünkü hala Evet. genel havacılık uçak sayımız gerçekten çok az veya Evet. genel havacılık dediğimiz zaman biraz daha meraklı insanlar işte iş adamlarının uçtukları özel uçakları, özel jetleri veya helikopterleri anlıyorlar. Bu uçakların sayılarının artması, daha fazla kullanıcıya ulaşması umuduyla diyelim buna. Peki Aynen. şimdi bu tür uçuşlarda aslında baktığınız zaman uçtuğunuz uçaklar IFR uçuşlarında çok şey değil, sertifiye edilmiş değil. Başınıza hiç böyle bir aksilik herhangi bir şey geldi mi uçuş hayatınızda? Ya aksilik olarak demeyelim de beklenmedik bir şey geldi. Ya beklenmedik demedim. O da doğru olmaz. Türkiye'de o koşullarda eğitim aşamasındayken hiçbir şekilde uçmadığım bir havaya denk geldim. O ben Hoca ile ikinci uçuşumuzda Bulgaristan'dan, Burgaz'dan Bursa'ya geçecektik. Ben görmemişim tabii. Bir bakıyorum altta overcast layer, üstte overcast layer. Aradan 3000-4000 fitlik bir alan var. Oradan devam etmemiz gerekiyor. Tabii panikledim doğal olarak. Çünkü böyle bir havada hiçbir zaman hiçbir şekilde uçmadım. Bir de VIAP var uçak. Buz kırıcı yok, anti-icing yok, hiçbir şey yok. Dedim Çorlu'ya inelim yani. Bursa'ya kadar devam etmeyelim, Çorlu'ya inelim. O şekilde. Bir paniklemem oldu, evet. Ama önemli olan bu kararı verip, doğru kararı verip, kimse sizi zorlamıyor. Doğru Tabii ki. kararı verip, doğru zamanda tabii bu kararı verip bu şeyi almak zaten pilotluk bu anlama geliyor. Peki bu tür uçuş uzun uçuşlardan sonra işte Almanya'dan Bursa 1000 deniz mili gibi işte 1850 kilometre yaklaşık kilometreye çevirirsek pilotluğunuza sizin ne kattı acaba? Ya o kadar güzel şey kattı ki yani. Hem dediğim gibi ufkum açıldı genel havacılık anlamında, hem vizyonum açıldı, hem de farklı farklı prosedürler görüyorum. Ülkelerin prosedürlerini görüyorum. ATC konuşmalarından, aksanlardan böyle bir şeyler çözmeye çalışıyorum. Bazen tam anlaşamıyoruz. Onların dediğini ben anlamıyorum, benim dediğimi onlar anlamıyor ama bir şekilde anlaşıyoruz yani. Çok da kibarlar. Yani hiçbir şekilde olmaz, yapamazsınız demiyorlar. Ben daha geçen Prag International Airport'un üstünden uçtum mesela. Sofya'nın 10 mil açından uçtum. Yani çok serbestler o konuda. Türkiye'den çok farklı geliyor bana. Dediğim gibi yani bir bakıyorum yan taraftan paraşüt atlıyor. Altından glider uçuyor. Böyle kalabalık bir ortamda bu ayırmaları, bu şey frekansı tutturabilmeleri çok güzel bence. Bu tabii teslimat pilotluğunun nirvanası mı diyelim artık hani en ulaştığı en zirve diyelim herhalde Atlantik aşmak. Kesinlikle. Amerika'da genel havacılık üreticileri çok fazla. Oradan da dünyanın her tarafına Avrupa'ya ülkemize uçaklar uçurularak getiriliyor. Sizin de ileride bir hedefiniz var mı? Bir tek motorlu bir uçakla Atlantik Evet. geçerim gibi böyle bir hedefiniz var mı? Evet yani tabii önümüzdeki 2 yıllık süreçte değil ama benim için yani 2 yıldan sonra artık 1-2 yıl tecrübe edindikten sonra bir Atlantik geçişi hedefliyorum. Tek motorlu olabilir, çift motorlu da olabilir. Yani öncelik herhalde çift motorluyla olur. Bir güven olur iki motor olduğu için. Daha sonra da tek motorluyla geçmek istiyorum. Bir Atlantik geçişim olsun istiyorum. Orada tabii uçaklara ek yakıt tankları takıyorlar. Belki 13-14 saat havada kalıyorsunuz. Gerçekten Kesinlikle. enteresan bir tecrübe olacağına inanıyorum. Onu da umarım Türkiye'nin ilk teslimat kadın teslimat pilotu olarak yaparsınız. Bizlere de İnşallah. bunların haberlerini yapmak, videolarını beraber çekmek nasip olur diye umuyoruz. Ben Rica bu tür ederim. haberlerle pilotluğun, havacılığın farklı alanlarını izleyicilerimize göstermek istiyorum. Berna Hanım uçuş okulunu bitirdikten sonra belki tabii şartlar onu hava yolunun girmesini engelledi bu küçülme salgın nedeniyle ama kendine yeni bir sayfa açmış ve bu şekilde uçuş yetilerini geliştirmeye çalışıyor. Bu konuda Türkiye'de umarız Oben Hoca'nın da Oben Oğultağlan'ın da başkanlığını yürüttüğü HAVAK var. Havacılığı geliştirmesi Evet. bu konularda faktör olan çok önemli bir vakıf.
Biraz da HAVAK çalışmalarıyla ilgili size soru sormak istiyorum. Çünkü o konuda Oben Hoca'nın en büyük hedeflerinden bir tanesi bu vakfın genç pilotlara örneğin sizin gibi imkanlar sağlaması. Bunlarla ilgili bir şeyler söyleyebilir misiniz? Tabii ki de şu an evrak aşamasında her şey. Bir uçuş okulumuz olacak. LAPL, PPL eğitimleri vereceğiz Sivrihisar'da. Amacımız şu şekilde olacak. Dediğimiz gibi Türk Sivil Havacılığını geliştirmeye çalışacağız. Avrupa'da gördüğümüz sistemi uyarlamaya çalışacağız. Atıyorum yani ailesiyle gelip millet uçsun ya da uçak alsın. Biz işletmesini alalım. İstediği yere gitsin. Biz anlaşmasını da yapalım. Bu şekilde bir hedefimiz var. Deniz uçağı distribütörlüğü aldık Rusya'dan. Aerovolga ve Borey tipinde. Bir tanesi ultralight kategorisi, bir tanesi daha büyük. Farklı şekillerde kullanılabiliyor. Deniz havacılığını da geliştirmeyi planlıyoruz Türkiye'de. Umarız bu konuda HAVAK'ta yeni sayfalar açar ülkemizde. Havacılığın geliştirilmesine, gelişmesine katkı sağlar diye umuyoruz. Berna Hanım çok teşekkürler. Sağ olun. Ben görüşmek üzere. Ederim. Güzel haberleri paylaşmak üzere. Size de emniyetli uçuşlar diliyorum. Sağ olun. Çok güzel bir sohbet oldu. Teşekkürler.